Arkadaşlar merhabalar. Will Rogers Down haberi yarışları çalışması bitti. Bunun kaydını yapıp yayınlayacağım. Yayınlamadan önce gene birkaç kelam edeyim. Sayımız arttı, izlenme sayısı da arttı. Benim de korkum arttı diyeyim. Şöyle diyeyim. Yani çok insanları doğru yönlendirmeniz gerekiyor böyle durumlarda. Sorumluluk almak tamam var, alırım sonuna kadar ama çok hakim olmadığım programlara da sorumluluk almak, insanları yanlış yönlendirmek kendi adıma doğru değil. Şunu söyleyeyim, at yarışları şans oyunudur arkadaşlar. Bir yere kadar tecrübe ister, çalışma ister, emek ister, gözlem ister, çalışmayı bilmek ister. Tamam, bunlar bende var, kabul ediyorum kendi adıma. Bunlar var ancak program uzakta, ta Amerika'nın programları. Yani ben bu atların yarışlarını görmüyorum. Galoplarını görmüyorum. Jokeylerini tam tanımıyorum. Sahiplerini bilmiyorum. Orijinlerini bilmiyorum mesela. Sadece bir tablodan handikap puanlar üzerinden yorum yapmaya çalışıyorum. Yani kısıtlı bilgilerle size hizmet vermeye çalışıyorum. Bir iddiam yok, biliyorum demiyorum. Amerika ya da yurt dışı yarışlar için. Yorum yapıyorum. Olabilir, olur, olması gerekir şeklinde. Bu şekilde devam edeceğim. Öyle benden tek istemeyin, ricam budur. Yani tek vermek sizi kandırmaktan başka bir şey olmaz. Önerim vardır her zaman için, önereceğim. Dün bir başıma gelen bir şey var, onu da anlatayım. Arkadaşım bir video izlemiş, geldi. Oturuyoruz, muhabbet ediyoruz orada. Videonun bir tanesinde hangi koşu koşu, ikinci koşu dedim. Dinledi, iki no'luya ikili oynayacağım ben diyor. Tamam, oynatayım ben seni dedim. 2-3 ikili aldı, ikinci koşu falan sanırım. Dün bir start çıkışında jokeyini düşüren at vardı. Bir iki numaraydı o da. Acemi şansı işte diyeceksiniz. At geldi 400'de öne falan da geçti. Bu bizimki seviniyor. Atımız geliyor falan tutturacağız diye. At yarışını ilk defa oynuyor. Bilmez. Hiç bilmez hem de. Neyse ben gülüyorum tabii. Bayağı bir güldüm. Yarış bitti. Durumu anlattım tabii. O da güldü. Geçti. Çocuğun ilk oyununda oynadığı at jokey üstünden düştü. Yani bu, bakın, şans işte. %50'dir bilgi, tecrübe. Geri kalan %50, benim 20 yıllık tecrübem bunu söyler. Şanstır. Sayısal gibi, loto gibi, iddia gibi. Bileyim. Dün 10 numara vardı, hatırlarsınız. Dünkü yarışlardaydı. 10 numara büyük favori çıkmıştı. 4. ya da 5. ayakta. At arızalandı arkadaşlar. 3. giderken yarışı kazanacak vaziyetteydi. Arızalandı. Üzüldüm, çok üzüldüm. Ben hiç sevmediğim şeydir bir atın arızalanması. Sonucunu biliyoruz çünkü arızalanan atların. İnanın tutturmayı falan keyfim kaçar benim, öyle şeyleri yarış içerisinde görünce, yıkılan atları görünce. Onu gördüm, üzüldüm de at gelmedi. Tek atanlar yattı. Büyük de AGF'ymiş. Sonradan bakıyorum tabii ve üzülüyorum. Yani şans dediğimiz şey bu. Diyeceğim, dikkat edin. Dikkatli olun. Aylık gelirinizin %10'unu geçmeyin arkadaşlar. 3000 lira alıyorsanız aylık maaşınız, iyi bir rakam bu şartlarda. 300 lirayı geçmesin aylık oynadığınız para. Geçerse kumar oynuyorsunuz demektir. Kaybedersiniz. Samimi söylüyorum. Kaybedeceksiniz. Günlük oyun rakamınız 10 liradır. 11 lira yaparsanız, bir kupon 11 liralık yaparsanız kaybedersiniz. Kazansanız da kaybedersiniz. Samimi söylüyorum, bunu bilin. Neden kaybedersiniz onu da söyleyeyim. 3 kişi altılı oynasın 10 liralık bir hafta boyunca. Ne oluyor biliyor musunuz? 7. gün TCK'ya bu 3 kişi de borçlu oluyor. Sebebi, TCK aldığı, topladığı cironun %50'sini dağıtır. %50'sini de alır, yarısını devlete, yarısını da kendi giderlerine kullanır. Oyunculara, bizlere toplanan paranın %50'sini dağıtır. Çifte ikililerde %75'e çıkardılar. Yani bu şartlar altında oynuyoruz, hep beraber oynuyoruz. Yani sayısal gibi bir şey çıkıyor ortaya karşınıza. O yüzden diyorum, kumara dökmeyin. Üzülürsünüz, kendinizi de üzersiniz. Başkalarını da üzersiniz, yapmayın. Elinizdekilerin değerini kaybettiğinde anlarsınız ki bu da bu işlerin acı sonudur. Yaşadığım tecrübeler bunu gösterdi ki zamanda TCK işletmiş bir kişiyim. Böyle de anlatmış olayım. Gelelim yarışlarımıza, çok konuştuk.
Birinci koşu şartlıyla başlıyorlar. Burada 5 numaralı at benim size favorim, önerimdir. Favori önerim. 5 numara. İkiliden düşmemesi gerekir. İkiliye kim girer? 2 numaralı at girer. Büyük kaldırar ikisi de. Bozarsa 6 bozar gözüküyor. Dışındaki atları size bırakıyorum. 5 favorim. 2 plasem. 6 da bunların arkasından. Öyle gözüküyor çünkü 60, 50, 51 diye çıkan bir kalite durumu var şablonda. Geçiyorum ikinci koşumuza. Altının ilk ayağı. Kolay bir program arkadaşlar. Altınlar çok yüksek bir şey vereceğini zannetmiyorum ama bir ayakta nedense bir ayakta öyle grubun en kötü atını getiriyorlar ki bu yorumcular yani sadece bizler değil yurt dışındaki yorumcuların da göstermediği bir at oluyor genelde ganyanlı bir at. Diğerleri normal bitiyor ama bir koşu da bunu yapıyorlar takip ettiğim kadarıyla. O yüzden bir koşuyu şansınıza hepsi deneyin. Bulursanız oradan o değişik atı bulduğunuz anda kazanç sağlayabilirsiniz. Burada da favori 2 tane atım var. 73 ile puan, büyük puan almış, gruptan ayrılmış 1 numara. Arkasına girebilecek at 7 numara. En aşağıda kazancı düşük kalmış 68 puanıyla da 6 nolu at. Bu üçünün arasında geçmesini beklediğim bir yarış oldu. Para kazanmaya ihtiyacı olan 6 nolu at. Para kazanmış, gücünü kaybetmemiş 1 nolu at. Bunlardan fazlasıyla para kazanmış 2 birinciliği olan 7 nolu at. Tercih size ait. Sonra diğer sıralamayı takip edersiniz. 3 atı da değerlendirin derim altınlarınızda. Geçiyorum burayı. 3. koşu şartlı bir yarış. 2 nolu at. Bir adım olsa diğer gruptan farklı olarak gördüm 51 puanda. 83 ile 70 bölgenin, yeşil bölgenin büyük atı. Kazanma ihtimali var. Benim favorimdir. 5 ve 4 nolu atlarda bu atı geçmek isteyecek benim plase atlarımdır. Gerisi yani 48-47'ler de yakın aslında. Birbirine yakın atlar kalite olarak çok fazla ayrılmamışlar bu grubu. Yani hani şu iyi bu iyi tatolarına bakıp aldanmayın. Çok fazla da ayrı bir grup gibi gözükmüyor. Handikapları bana bunu söylüyor. Geçiyorum burayı da anlattım. Dördüncü koşudayız. Satış koşusu şartlı bir yarış gene. 3 yukarı diyor 3 yaşlılar var. 3 yaşlılar ablalarına göre dezavantajlıdır. O yüzden öncelikli atım 3 numara formda bir at. Yeşil bölgeden kaldı. Yeşil bölge kazancı olan hazır atlardır. Buradan da 43'ü verince ben direkt favori önermek zorundayım size. Sonra 6 numaralı at. Gene yeşil bölgenin formda olan atlardan bir tanesidir. 40 puanıyla gruptan farklılar. Sürpriz ekürlerden 2'den beklerim. 39 puanıyla çok sürprizde de 1 nolu bir at var. Ganyanlı gelebilecek bir at. 36 puan almış şu an için. Bunların arkasında tabii sıralamamda ben önereceğim atlar bunlar. Tabii tercih edip almak, yazmak size ait. Naçizane benim bilgilerim bu kadar. Geçiyorum burayı da. 5. koşudayız. Maiden bir koşu 3 yukarı diyor. Üçlüler var demektir. Onları geri planda tutmak zorundayım. Önce 4 yaşlılara. Bunlar da 6 ve 3 nolu atlar. Çok yakınlar. 54 ile 56 aldılar. Grubu da böldüler aslında. Bitmiş ikili gibi gözükse de bazen getirmeyi veriyorlar ki. Bu 3 nolu atın da son yarışı kötü. 8.lik. O yüzden korktum ama yazmak zorundayız. 6 birinci atım. 3 ikinci atım. Olmazsa sıralamam 7'den başlar. 2, 5, 1, 4 şeklinde gider. Tavsiyem yarınki AGF'lere de bakarsınız. Ona göre değerlendirmeyi alırsınız. Geçiyorum burayı da gösterdim. Anlattım. 6. koşudayım. Burada da 4 tane at önereceğim size ama öncelikli atım olsun gene 7 nolu at. 43 puanıyla ben de birinci at olarak çıkar. Yeşil bölgenin büyük atlarından. Diğeri ara vermiş. Bu arayı eğer sıkıntısından dolayı vermediyse şansı aynı 7 gibidir. 5'in şansı da vardır. Yine de ufak işaretini koyayım ben size. Gelir olduğu için söylüyorum. 46 ile 3 numara ve 52 ile de 2 numara buranın sürprizini yapacak atlar. Ganyanlı gelirler. 7 favorim. 1 akabinde yeşil bölgenin büyük atlarından ara vermiş 5 nolu at da ne yapacağını bilmiyorum. Size bırakıyorum tamamen. Yakın arkadaşlar kalitelerde birbirlerine. Hani gelmeyecek at yok gibi diyeceğim ama kararı size bırakıyorum. Öncelikle de kaliteli atları değerlendirin bu koşuda. Geçiyorum burayı da
Son koşumuza geldik. Burada da 3 tane at önereceğim. Öncelik bir nolu hatta. Kalite olarak iki taraftan da hemen hemen büyük gelen bir at. Zaten totosundan belli. Düşürmemiş kalitesinde. Handikapörler beğenmiş bu atı. Zaten 84'te grubu bölmüş. Ama kazancı olduğu için düşmüş sadece. Çok fazla favori çıkarsa size bırakırım tek olayını. Ama rakip olarak iki tane at var burada. Bu atı geçebilecek kalitedeler, bilginiz olsun. 3 ve 2 nolu atlar. Bu atlara da dikkat edin. Yazmak isteyen biri tek atabilir. Ama rakip bence var. Biri 3, biri de 2 nolu atlar. Gerisini size bırakırım. Benim gördüğüm bunlar. Bugünlük de bu kadar arkadaşlar. Anlatacaklarım bu idi. Beğeni yorumlarınız için teşekkür ediyorum. Şimdi yorumları cevaplayacağım. Yorumlar bayağı olmuş gene gördüm. Çok 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 teşekkür ediyorum. Umarım başarılı sonuçlar alırız. Tahminlerimiz biraz daha güzel gider. Ülkemizde koştuğu zaman inanın daha net bilgilerle karşınıza çıkarım. Farklı olduğumu da orada görürsünüz. Şu an sadece tablodan, bu yardımcı, bana yardımcı olan tablodan gitmek zorundayım. Tekrar tekrar diyorum, teşekkürler. Sağlığınıza ve kendinize, ailenize iyi bakın. Mutlu kalın, mutlu olun, hoşça kalın.